geldiler, geldiler. Geldiler hadi. Gelin. İşte evimize geldik. Gel buraya gel. Gel. Kız sen ne güzel araba kullanıyormuşsun. Bir tane hoş geldin. Geldik. Hoş geldin oğlum. Hoş geldin torun. Hoş geldin aslan parçam benim. Canın ne çekiyorsa söyle tamam mı? Çok özledik seni. Kuzum benim sarı kafam. Ardacığım canım hoş geldin. Ben de sizi çok özledim. Biz de seni çok özledik. Nalan abla ha? Pasta yapmış olabilir misin? Olabilir miyim acaba ha? Tamam. Hadi gel. Bakalım var mı fazla? Aslanım benim ya. Ay, ay, evine de geldin. Canım. İyi gidiyor muyum? Evet. Dümdüz devam, dümdüz. Niye gözlerimi kapattınız? Yaklaşık, yaklaşık geldik. Bir şey mi aldınız bana? Şimdi gözlerini açınca göreceksin. Hazır mısın? Değilim. Tamam tamam şaka yaptım. Hazırım. Üç, açıyorum. İki. Bir. Bunlar ne? Siz hastanedeyken herkes akın akın geldi seni sordardı. Kimse eli boş gelmedi. Senin için doldurdular burayı. Sizin geleceğinizi duyan Nalan abla senin en sevdiğin şeyleri yaptı. O iyi olsun da ben yine yaparım paşamı. Hadi gel bakalım. Sana bak baş köşeye yatakta yaptık. Orada yatıralım. Ha? Kızım, kızım. İyi düşündün de şimdi doktor da söylüyor. Hani bünyesi zayıftır daha. Gelen giden olur. Odasında yatsa daha iyi. Tabii tabii odasında yatıralım. O zaman müsaadenizle ben de gideyim. Yani madem hani misafir falan da gelecek değil mi? Hem siz böyle ailece bir hasret giderirsiniz. Hadi. Olur mu öyle şey? Nalan sen zaten bu ailedensin. Biz sana nasıl teşekkür etsek bilmiyorum. Madem aileden biriyim, o zaman teşekküre gerek yok değil mi? Ardacığım, hadi ben gidiyorum. Sen de güzelce bir dinlen. Eğer canım bir şey çekerse bana bir haber uçur. Gelir hemen yaparım. Ha? Teşekkürler Nalan abla. Bir tanesin. sen de bir tanesin. Hadi bakalım, hoşça kal. Hadi. Güle güle. Sağ ol Nalan. Hadi oğlum, seni dinlenmen lazım. Hadi. Ama bu masadakileri alabilir miyiz? Tamam mı? Tamam, tamam. Dur, dur, dur. Ablan getir. Hadi ablanla getir. Ver üstündekini. Çıkar onu. Bakalım. Bizi çok korkuttun kerata. Özür dilerim dede. Hepinizden özür dilerim. Oğlum, hasta olduğun için değil. Yaptıklarını bizden gizlediğin için özür dilemeyiz. Ama baba, sen çok çalışıyorsun. Ben de sana yardım etmek istedim. Biliyorum. Niye yaptığını biliyorum. Ama bunu yaparken kendine zarar verdin. Ve bu bizi daha çok üzdü. Böyle bir şeyi bir daha yapmana izin verme. Çünkü siz benim için bu hayattaki her şeyden, herkesten daha değerlisiniz. Özür dilerim baba. Canım. Hoş geldin. Hoş bulduk efendim. Hangi aşamadayız? Her şey yolunda efendim. Bütün deliller İbrahim'in aleyhinde. Saldırgan ve sorumsuz bir baba. Kızları da kendisi gibi defalarca karakola düşmüşler. Mahkeme kararı verdi. Buyurun. O zaman işi bitiriyoruz. O halde ben çıkıyorum. Görüşmek üzere.
Bu ne Aysu? Nereden çıktı bu? Neye benziyor İsmail? Bilezik. O bana annemden kaldı. Annenden mi? Allah rahmet eylesin. İsmail, sen bunu Adapazarı'na gidip bozdurabilir misin? Bozdururum da Aysun, niçin? Bir şey mi lazım? Yok, öylesine. Tamam, sen hiç merak etme. Yarın ilk iş ben bunu bozdururum. Niye bu kadar iyisin sen İsmail? Kötü olmayı bilmiyorum ki. Bilsen de yapamazsın ki zaten. Hoş geldin Aysu. Otur İsmail. Seninle biraz konuşabilir miyiz? Otur lütfen. Aysu, sen net bir kızsın. O yüzden lafı uzatmadan direkt konuya gireceğim. Dinliyorum. Benden hoşlanmadığını biliyorum. Ama şimdi lütfen... Yani beni tanımıyormuş gibi ön yargısız bir biçimde dinle, olur mu? Anlaştık mı? Tamam. Biliyorsun geçen gün şefimiz işi bıraktı ve sen bizim çocuklara yardım edip mutfaktaki marifetlerinle hepimizi büyük bir dertten kurtardın. Şimdi ben de sana soruyorum. Maaş karşılığında bizimle çalışmayı kabul eder misin? Edemem. Aysu, lütfen iyi düşün. Ben sana profesyonel bir biçimde iş teklif ediyorum. Bak, hem maaş alacaksın... Hem de buraya gelen turlardan sana pay vereceğim. Ha? Tamam. Ama önce benim bir düşünmem lazım. Tamam. Bekliyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm. Selamünaleyküm. Aleyküm. Allah bismillah. Aa, çaktırma santral, ben santral. Santral. Bu ne kılık? Aklım alıyordun az kalsın. Bir yalaza falan mı var? Ya ne yalazası be baba? Jandarma peşimde. Cayır cayır Ahmet Yanardağ arıyor. Bir nevi kaçak gibi oldum yani. Ben sana söyledim. Bırak şu mezar işini peşini dedim. Ha? Hortlatma şu eski şimdi dedim. Al başına belayı şimdi. Ya baba, benim ne kabahatim var? Ne suçum var benim ya? Her şey o Alev kasabaya geldikten sonra başladı. Ya İbrahim'e bak. Evini kaybetti, işini kaybetti. Kolu kırıldı. Arda az kalsın ölüyordu. Faik dede kalp krizi geçirdi. Asi'nin evi yandı. Kesin bir musibet kasabanın etrafında dönüyor. Tövbe estağfurullah. Baba, ben sana söyleyeyim. Bir musibet dönüyor. Ama yok, halledeceğim ben bunu. Bir kurban kesmemiz lazım. O iş bende. O işi ben halledeceğim baba. Sen işine bak. Hadi iyi akşamlar. Allah'ın gücüne gitmesin ama. Neler atlattık biz. Önce benim kalp krizi geçirmem. Sonra senin elin, işin. Sonra Arda. Ah, başımızda bir şeyler geziniyor ama. Lütfu da hoş, kahrı da hoş baba. Atlattık Allah'a şükür. Biz neler atlatmadık ki? Dur kızım, ben bakarım. Hayrola komutan. İbrahim usta. İbrahim Akartürk, siz misiniz? Evet. Hakkınızda gözaltı kararı var. Arda Akartürk'ün geçici velayeti ise nöbetçi mahkemenin kararıyla dedesi Erol Ejder'e verildi. Ne?
Ne demek o? İbrahim Bey, nöbetçi mahkemenin aldığı kararla Arda Akartürk'ün velayeti dedesi Erol Ejder Bey'e verildi. Ne? Neler oluyor? Anlamadım ki dede. İlgili mahkemeye müracaat edip itirazda bulunabilirsiniz. Ancak itiraz sonuçlanıncaya kadar Arda Akartürk, Erol Ejder'in himayesinde olacak. Hayır, hayır. Olamaz böyle bir şey. Komutan, bunu yapamazsınız. Komutan, sakın. İbrahim, görevimizi yapmamız lazım. Hayır. Bize izin ver. Hadi. Abla. Oğlum alamazsınız. Abla ne oldu? İçeri girin. Kaçıracaklar onu çocuğu. Hayır. Bana çocuğu. Hayır, içeri giremezsiniz. Hayır, giremezsiniz. Hayır. İçeri giremezsiniz. Abla, beni onlara verme lütfen. Yavrum, nasıl söz o? Seni kimseye vermeyeceğim. Abla, lütfen gitmek istemiyorum. Sakla beni. Korkma yavrum, seni kimseye verir miyim ben? Korkma, tamam mı? Ben şimdi bir şey düşüneceğim. Sakın korkma, tamam mı? Seni kimseye vermem yavrum benim. Hayır! Hayır! İbrahim, boşuna direniyorsun. Bak, çocukları geziyorsun. Bırakın! Şu odalara bakalım. Abla lütfen. Abla lütfen. Abla lütfen. Ne olur söylemeyin. Söylemeyin. Burada olduğunu söylemeyin. Ne olursunuz. Kusura bakma hocam. Söyleme ne olursun. Söyleme. Söyleme. Bırakın çocuğu. Abla. Ya bırak. Söyleme. Bırak. Bırak dedim sana. Baba! Bırakın beni! Baba, tamam baba. İbrahim, boşuna direniyorsun. Bak, babanı ve aileni üzüyorsun. Yapma! Tamam baba. Baba, her şey düzelecek. Sen merak etme baba. Komutanı yapmayın. Size yalvarırım, yapmayın. Lütfen! Lütfen! Bakın, lütfen yapmayın. Şu an kardeşinize iyilik değil, kötülük yapıyorsunuz. Bunlara şahit ederek onu daha çok üzüyorsunuz. Yapmayın. Bakın, çok büyük bir yanlış anlaşılma var. Arda çok içli bir çocuktur. Bize yardım etmek için yaptı böyle bir şey. Biz onu çalıştırmadık. Böyle bir şey yok. Ne olursunuz yapmayın böyle bir şey. Lütfen. Lütfen daha fazla zaman kaybetmeyelim. Çocuğu alalım. Hayır, hayır, hayır. 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 Yalan yollara,
duman yollara, duman yollara. Herkes kalksın. Arda öldü mü? Çok şükür o musibet herif Arda'yı şehrin dışına götürmedi. Arda taraklıda hala. Onun için toparlanın, kalkın. Kore'de savaştım ben. Arkadaşlarım kucağımda şehit oldu. Ama hiçbir zaman başımızı eğip kahredip oturmadık. Onlar için de savaştık. Siz de kalkacaksınız. Böyle oturmanın, kahretmenin hiçbir yararı yok. Arda'yı buraya getirmenin bir yolunu bulacaksınız. Bulamasanız bile hep bunu düşüneceksiniz. Anladınız mı şimdi beni? Nasıl olacak bu baba? Sen babasın. Bunu sen başaracaksın. Evlada baba niye gerek? Dedem doğru söylüyor. Bizim artık bir şey yapmamız lazım. Baba bir şey yapmamız lazım, ne olursun. Arda olmadan biz biz olamayız. Ben kardeşimi geri istiyorum. O da bizsiz yapamaz ki. Bulacağız bir yolunu. Alacağız kardeşimizi. Size söz veriyorum. Kardeşinizi geri getireceğim. Neye mal olursa olsun. Arda'yı en kısa sürede geri alacağız. Söz veriyorum. Acaba şimdi ne yiyip ne içiyordur? Söyle çocuğa yemeğini yesin. Emredersiniz Erol Bey. Benim adım Erol Ejder. Kısaca Ejder Bey diyeceksin. Tabii Ejder Bey. Hadi yavrucuğum ye yemeğini. Bırak. Madem çocuk düşürdü kendi temizlesin. Ben çocuk değilim. Toplamayacağım da hiçbir şey yapmayacağım. Söyle şu çocuğa odasına gitsin. Cezalı. Öğle yemeğine kadar hiçbir şey vermeyeceksiniz. Otursun terbiyesizliğini düşünsün biraz. Senin yemeklerini istemiyorum. Ben evime gitmek istiyorum. Odasına dedim. Hadi yavrucuğum dedeyi kızdırma gel. Hadi gel. Bak, deden seçin ne güzel şeyler almış. Hadi bir dene istersen. O adam benim dedem değil. Arda, bütün üstünü değiştir. Biliyorum sen iyi bir çocuksun. Sizin hiçbir şeyinizi istemiyorum. Arda, Arda ne yapıyorsun? Deden göreceğim. Arda. E peki şimdi ne yapacağız? Nereden başlayacağız?
baba sakın bak kafasına gitme. Seni de tutuklatacak. Sen tutuklandıktan sonra biz o zaman artık ne yapacağız ki? Unutun o zaman artık Arda'yı Marda'yı. Korkmayın. Olay çıkartmayacağım. Ne gerekiyorsa onu yapacağım. Tamam, peki. Peki ama nereye gidiyorsun baba? Nereye gittiğini söyle bize. Bu ailecek halletmemiz gereken bir mevzu. Tek başına olmaz bu sefer. Evet. Bir avukata ihtiyacımız var. Avukat bize ne yapacağımızı söyleyecektir. Şunu sakın unutmayın. Arda tez zamanda buraya geri dönecek. Size söz verdim. Bir avukat bulmalıyım. Alo. İbrahim. Alo. Alo. Müsaitsen yanına gelebilir miyim? Aa, buraya mı geleceksin? Tabii tabii gel, bekliyorum, buradayım. Tamam. Günler amca bey. Sensin amca. Settar usta yok mu? Camiye kadar gitti. Şimdi gelir, ben de onu bekliyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Hayrola muhterem? Girdin içeri, verdin ceyranı. Bir derdin mi var senin? Hayır olsun. Dert dediğin bir değil bin. Şu sıralar başımızın üstünde bir musibet dolanıyor. Obara! obartma muhterem. Her şeyin bir çaresi var ya. Var da ne zaman? Anında. Şipşak. Hemen. Fakire fukaraya sadaka dağıt. Yok. Yok yok, boş ver sadakayı. Sen en iyisi kurban kes, kurban. Kes kurbanı, garibe, gurabaya dağıt, musibetlerin hepsi dağılsın gitsin. Tabii. Bak ben de kesecektim. Kesmedim. Neyse bu sene danaya gireceğim ben ya. Doğru söylersin. Tabii tabii. Bir küçük put da bana gönder ha. Yer misin? Sağ ol. Gerçekten inanamıyorum. Bir insan kendi torununa nasıl bunu yapar? Kendi kızına bunu yapan torununa da yapar inan. Evliyken size neler çektirdiğini tahmin edebiliyorum. Edemezsin. Kızı annesine hasret öldü. Annesi de zaten ondan sonra çok fazla yaşamadı. Allah rahmet eylesin. Amin. Şimdi bunları geride bırakmak zorundayım. Oğlumu düşünmek zorundayım. Arda'yı alabilmek için ne gerekiyorsa yapmak zorundayım. Haklısın. Şimdi bekleyecek zaman değil. Hemen harekete geçmemiz lazım. Bak İbrahim, ben senin için de, Arda için de elimden ne geliyorsa yaparım. Biliyorsun değil mi? Biliyorum Ali. Biliyorum. Zaten ben de senden yardım istemeye geldim. Tabii ki, ne olursa. Avukata ihtiyacımız var. Benim çok avukatlık işim olmadı. O yüzden nereden, nasıl bulmam gerektiğini bilmiyorum. Tamam, hemen bulalım. İyi bir avukat olmalı. En iyisi. Velayet davasında uzmanlaşmış olması lazım. Doğru söylüyorsun. Merak etme. Ben bu konuda en iyi avukatı bulup sana haber vereceğim. Tamam. Ben şimdi gideyim. Nereye? Savcılığa. Dosya hakkında bilgi alacağım.
Ben de seninle geleyim mi? Olur, olur. Hadi. Nereye koyacağız bunları ya? Bu ne ya, küvet şekli? Mimar kardeş, insan burayı tasarlarken bir insan ebatı alır ölçer ya. Vallahi afacanlar bastı ha. Abim hayırdır, ne oldu? Randımanda nefes alamıyorum İsmail. Vallahi zaten bulunduğum yerde bunalttı beni ha. Neden? İsmail'cim, merdiven altı bir iş yapıyorum burada gördüğün gibi. Allah muhafaza, biz zabıta bassa ilk abini alıp götürecek. Vay! Çok düşüncelisin abime söyleyeyim. Neyse hadi kahvaltımızı yapalım. Buna sucuk koydun mu İsmail? Abi. Günaydın. Ben dışarıda beklerim. Tamam. Çocuklar biliyorsunuz Neveser Hanım rahatsız, bugün gelmeyecek. Benim de dışarıda ufak tefek işlerim var. Oral, buralar sana emanet, tamam mı? Ne demek Alev Hanım? Görüşürüz. Görüşürüz Alev Hanım. İbrahim abinin suratı niye böyle asık İsmail? Neyse herhalde kahvaltı etmedim ya, herhalde benim beyin ekran gitmedi. Abi. Nereye gidiyorsun abime sorayım? Ne demişler İsmail? Emanetin yüreği yufka olur. Ne dedi Alev Hanım? Müesseseyi geçici olarak bize emanet etti. Sen dostu al. Dedi. Çay. Al domates al. Yok ben alerjim. Aysu. Efendim İsmail. Günaydın. Ben seni şey için aradım da. Ne için aradın? Bu şeyi şey ettim de ben onu şey yapayım dedim. Neyi ne ettin İsmail sabah sabah ne? Ben biraz heyecan yapıyorum da Aysu'ma söyleyeyim. Bu bana verdiğin bileziği ben sattım da onun parasını sana verecektim ben. Nereye geleyim Aysu? Sen gelme. Ben gelir kendim alırım. Sen buraya. Tamam. Bekliyorum Aysu. Kapat. Allah. Hocam, gerçekten şimdi telefonda anlatamam ama beni bu hafta izini saymanızı rica edeceğim sizden. Benim için gerçekten çok önemli. Hocam, duyarsınız zaten. Lütfen, ben gerçekten şu anda konuşacak durumda değilim. Tamam, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ben de gidiyorum kızlar. Nereye şimdi? İsmail verdiğim bileziği satmış da gidip parasını alacağım. Yani hiçbir şey yetmeyecek biliyorum ama olsun. Abla, diğer bilezikleri de satalım. Mahkeme işlemleri için lazım olacak. Vallahi şu an ayağımdaki papucu bile satacak haldeyim de. Ama var ya her şey düzelecek. Her şeyi yoluna koyacağız inşallah. Abla. Hı. Ben de seninle geleyim mi? Hem biraz hava almış olurum. Vallahi benim de onda hiçbir şey düşünemiyorum. Gel yavrum. Tamam hadi bizi bırakın. Gidelim biz. Montum nerede? Basmıştım oraya. Ah Gerdan, bayılırım Gerdan haşlamasına. Hele yanında böyle güzel bir tereyağlı pilav olacak. Ay o Gerdan ne güzel olur ya. Ne güzel olur. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Faik dede. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Buyur, bir emrin mi var? Estağfurullah, estağfurullah. Bir ricam yok, bir derdim var.
Allah yardımcınız olsun. Ya şu sırada imtihan başınızdan eksik olmuyor. Arda'yı aldılar. Ne? Güya bakamıyormuşuz gibi onu dedesi olacak herife verdiler. Mübarek! Onun dedesi sensin. Yani dede tipi var. Siz dedesisiniz sanki. Ejder mi? Evet. O musibet aldı götürdü benim güzel torunumu. Allah Allah. Gene nereden çıktı bu herif? Ne bileyim. Ben İbrahim'in bir delilik yapmasından korkuyorum. Yani kendini tutamaz da dayanır kapıya. Ondan sonra ömrü billah o çocuğu bize, güzel torunumu geri vermezler. Abu! İbrahim dellendi mi tutamazdı. Yani benim de bir torunum var da adı İbrahim, pek delişmem bir şey. İbrahimler böyle oluyor manası. Diyorum ki sen bir İbrahim'le konuşsan Settar Usta, o seni dinler. Estağfurullah Faik dede, estağfurullah. Ben İbrahim'in öyle bir şeyler yapacağını zannetmiyorum ama sen içini ferah tut. Ben gene de konuşurum. İyi, sağ olasın. Boşuna vaktini aldım. Hadi hayırlı işler. Kurbanı unutma, kurbanı! Senin kurban ne oldu? Ya baba, işte Faik dedeye akıl verdik ya, o kurbanı kessin, oradan falso yapan sevap bana da gelir ya. Ha? O barak. Tövbe estağfurullah. Bak hatta arsa deniz görüyor. Taraflıda deniz mi? Du, yani bak lafı tam dinle, öyle konuş. Du, deniz görüyordu. Fakat deniz çekildi. Dua olayı bu olabilir. Fakat Allah beni inandırsın Asil. Manzara aynı yerinde duruyor ya. Vallahi aynı olduğu yerde duruyor. Evet. Ya Yaşar abi, ben başımı sokacak bir yer arıyorum. Sen ne arsası ya? Aa Asil, bak sana hiç yakıştıramadım bunu. Gerçekten Ne demişler? Toprağın olsun, saksı da olsun. Ya ben sana çift taraflı mont gibi konfor sunuyorum ya. He? Yaşarken üstünde otur, ölünce altına gir. bak dinle şunu. Yaşar'la her şey kolay. Ben bunu jungle yapacağım. He Asil. Ya Yaşar abi, daire bulursan beni ara. Hadi eyvallah. Lan bu parçası falan mı var bunun yoksa? Oo Faik dede, hoş gelmişsin. Safa getirmişsin. Buldum. Hoş geldin. Yaşar, ben senden bir şey isteyeceğim. Bir şey mi isteyeceksin? Vallahi bak, Allah beni inandırsın Faik dede. Daha az önce bir arkadaş geldi. Neyim var, neyim yok hepsini ona verdim. Gördüğün gibi dımdızlak kaldım. Aa, burada birazcık çekirdek var, yersen buyur. Yok oğlum, bir şey yok yani. Yaşar, ben para istemiyorum, yardım istiyorum. Yardım. Tamam. Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim? Şimdi ben kalp krizi geçirdikten sonra büyükçe bir aile mezarlığı satın aldım. Ben mi haberim yok bundan? Ben senden toprak mı alırım be Yaşar? Senin sattığın yere münkerle nekir uğramaz bile. İyi ya, sorgudan yırtarsın işte. Zaten çok günahın var senin. Yani burada namuslu, dürüst insan Yaşar Çelik burada dururken git başkasına toprak al sen. Bir sus Yaşar. Tamam, senden satın almadık ama sonunda sana getirdim. Satar mısın bunu? Seni hızır. Nasıl da gönül almasını biliyorsun güzel cümleler kurarak. Evet. Kaç lira istiyorsun? Bir kurban parası çıksın yeter. Allah'a Faik dede, ben senin orayı gördüm. Yani bana malum oldu, bazen olur. Senin ora bir kurban parası etmez ya. Sana bir horoz alsak. Hah.
Ben başka birine satarım. Tamam, tamam. Bir şeyler yaparız, komşuyuz. Şimdi burada para yoktu. O zaman şöyle yapalım, belki burada olabilir. Aa, burada varmış. Şöyle. Evet. Gel de bunu alayım. Sağ ol Yaşar. Sağ olasın. Güle güle. Eyvallah. Güle güle. Ya çok mu verdik acaba ya? Neyse dikkat et ha, havalar soğudu. İyi iyi. Üf, neredesin mektupçi? Zaten Tuğba Akartürk de varış noktasına bir türlü ulaşamadı. Ne yapsan? Tuğba'yı mı arasan mektupçi? Ne araması şimdi ya? Hadi. İyi tamam. Şey Kübra, şarjım bitmiş. Hep bu Yaşar abinin yüzünden biliyor musun? Çantamı aç, ön gözünden telefonumu al ve Tuğba Akartürk'ü ara mektupçi. Tamam, tamam. Şey Kübra, ben bunu kullanmayı bilmiyorum ki. Ya alt tarafı tuşlarını çevirip yeşile basacaksın mektupçi ya. Şey Kübra, ben prensip olarak yeşile basmıyorum. Bir nevi çevreyi koruma durumu yani. Ver şunu. Oo, açmıyor bile ya. Ne? Açmıyor mu? Kübra, bir fikrim var. İstersen beraber koşalım. Hem Tuğba çok ağır kalıyor. Ne dersin? Hadi başlayalım o zaman. Kübra, bir şey soracağım. Sor. Sence ben nasıl bir insanım? Yürüyen bir insansın mektupçi. Ama artık koşman lazım, hadi. Ya mektupçi, hadi, sen neyi bekliyorsun? Böyle peşinden daha ne kadar koşacağım acaba? Hadi. Geldim, geldim. İsmail. Kırmızı alı mısın yavrum sen? Ne bu kapıların önüne serilmeler falan? Ne serilmesi abi? Bana karışma. Ben Aysu'yu bekliyorum. Aysu Göktaş'ı mı İsmail, bizi teyit geçsin? Kız burada olduğumuzu biliyor zaten. Hadi geç içeri, hava çok soğuk. Vallahi hasta olursun, işleri aksatırsın. Geç. Bana ne? Aa, Aysun geliyor. Abi yanında da Burcu yengem var. Görüyorum İsmail. Abinle konuşacak yüzü olmadığından kalbimdeki notu öğrenmek için yanına velisini de takıp gelmiş. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Aysu hoş geldin. Kapat. Yengenin bu suratı ne İsmail? Mona Lisa ablamız gibi gülüyor mu, ağlıyor mu belli değil şekli. Kesin bir sıkıntı var. Gel bakalım. Evet. Çok şükür Kübra ya. Yalnız bu havalara da güven olmuyor ha. Kübra. Sıkı giyinmek lazım. Kübra. Ha, ne oldu? Kübra, bittim ben. Mahvoldum. Ne oldu Fatih'ciğim? Bütün sorunlarımı da ben halledemem ki, değil mi? Soruna sen sebep oldun. Sen çözeceksin Kübra. Yok canım, sen de. Gökçe her şeyi duymuş. Nasıl öğrenmiş? Neyi öğrenmiş? Ne olmuş Fatih? Bir şey söylesene, konuşsana Fatih, ne olmuş? Ya biz o gün Asena ile otururken mekana iş görüşmesine gelmiş. Gelince de bizi görmüş. Tüm konuştuklarımızı da duymuş. Ay, kız mahvolmuştur şimdi Asena. Dur. Bizi de görmüş mü Fatih? Yok, görmemiş. Ah çok şükür Allah'ım. Ama duymuş. Ne? Nerede duymuş? Niye eksik anlatıyorsun oğlum? Bir şeyler söylesene, konuşsana. Ben de anlayacağım. Ona göre hareket edeceğim. Plan yapacağım. Kübra Şeli'yim ben. Benden duymuş. Ne? Fatih. Sen bunu Kübra Çelik'e nasıl yaparsın? Ya şöyle Kübra, ya ben isteyerek yapmadım ki. Konuşurken kendimi affettireyim diye şey ettim. O sırada ağzımdan kaçtı. Allah'ım ya. Benim sizi buluşturduğumu düşünecek kız. Allah'ım, ne yapacağım ben? Sen buluşturdun zaten Kübra. Nankör. Niye buluşturdum ben sizi? Börteçiğinden de kavuş diye buluşturdum. Bir dakika ya. Sen Fatih'le Gökçe'yi kavuşturmak için
Asena'yla mı buluşturdun? Üf, sus bir sen. Çok anlıyormuş gibi. Üf. Allah'ım ya Rabbim, benim olayların iç yüzünü acilen Gökçe'ye anlatmam lazım ya. Kübra dur. Kübra. Ha. Benim iç yüzümü de anlat ona. Onu ne kadar çok sevdiğimi söyle. Sus. Git başımdan. Başıma bütün işleri sen açtın zaten. Git. Ne yapacağım ben ya? Söylersin değil mi Kübra? Lütfen. Asil söyler değil mi? Söyler. Asıl sen ne anlarsın Kübra? Anlamadın da zaten. Selam. Yok, biz almıyoruz. Hadi başka kız. Tuba, selam almamak falan ne demekmiş canım? Aşk olsun yani. Çekil bakayım şuradan sen bir. Gökçe! Sen mi geldin? Ben geldim. Tuğba'cığım, gelmedin bugün antrenmana. Artık idmana katılmayacağım. Niye ki? Bünyem kaldırmıyor. Ondan mı dövüyorsun kumdan adamcağızı her gün? Artık idman bitti, maça çıkacağım. Gökçe. Canım. Gökçe. Ya biliyorum bana kızgınsın ama bak gerçekten hiçbir şey bildiğin gibi değil. Umurumda değil vallahi Kübra. Boşuna harcama nefesini sende. Tamam. Yok kız, gerçekten ya bildiğin gibi değil. Yani ortada çok büyük bir yanlış anlaşılma var ve benim onu sana açıklamam şart. Neyse ne işte. Fatih'ten daha büyük dertlerim var benim şimdi. Aa. Fatih'in ihanetinden daha büyük ne olabilir ki acaba? Arda'yı aldılar. Kardeşimizi ayırdılar bizden. Kız kim ayırdı sizi kardeşinizden? Nereden çıktı daha? Kim aldı? Biz eksik eksik anlatıyorsun Gökçe, bir anlat. Rahmetli annemin babası. Ay Gökçe. Ay kuzum ya. Ya canım ben sana kıyamam ya. Allah'ım nereden çıktı şimdi bu? Tamam sakinleş. Ben sana şimdi bir su falan getiririm, sakinleşirsin, tamam mı? Dur ya. Bırak kolumu ya. Dur ya. Tamam. Oo. İlaverdi abi. Acımız büyük. Çok büyük. Sen ölüyorsun ya. Yani ben deyim üç gün, sen de bir gün. Yani dolayısıyla sana bir mezar yeri şart oldu. Ne mezarı Yaşar? Bırak kolumu ya. Bırakmam ya, bırakmam ya. Sana günün yok diyorum ben ya. Bak dışarıda kalın kokan ha. Ya sen ne yapıyorsun Hidavet'e abi? Ya sen şu çayını iç. Sen de karışma. Aba o gitti. O bir günde gitti. Kargaraya geldin. Bak hele ver şu 5000'i. Kurtul. Şu işten kurtul ya. Ver 5000'i sen. Ne 5000'i Yaşar? Ya ne 5000'i arkadaş? Tamam 5000 olmasın. 4 olsun. 2 sene boyunca sulama ve çiçek de bana ait. Anladın mı? Bitti. Ne oluyor Yaşar? Sen neyin peşindesin? Ya neyin pe... Arma. Sen geç bakalım, şöyle bir otur bakalım. Yok oturmam. Oturmam mı? Neyse bak, ben şöyle bir şey diyorum. Sen yıllardır bizim ekmeğimizi yiyorsun, suyumuzu içiyorsun değil mi? Ne yapacaksın bu saatten sonra, gideceksin Almanya topraklarına mı gömüleceksin? Kesinlikle buna izin vermem. Sana 5000 lira karşılığında mezar hediye ediyorum, hadi bakalım. Sen ne saçmalıyorsun ya, insanlara rahat baksana. Ne demek rahat bıraksana ya? Ben rahat bırakacağım da toprak rahat bırakmıyor, sıkıştırıyor ya. Bugünkü kurdan sabitleyelim, çek şehadet, kurtar şu paçayı sen de. Sabit kurdan? Sen hakikaten tırlatmışsın Yaşar. Hadi be! Bir ya bırak kolumu, bırak Yaşar, bırak ya. Bütün günümü mahvettin zaten. Bir dakikanı ver bana ya. Bir dakikanı vermen mi? Bir dakika.
Ben anlatacağım sana ya. Bir daha verdin abi. Gözlerime bak. Bak gözlerin kah kirek diyor. Gidicisin sen, anlamıyor mu beni ya? Ya Yaşar yeter artık ama ha. İnsanlığı rahatsız ediyorsun. Bıktırdın ya lan. Git Allah aşkına. Yazıklar olsun, yeter. Utanmıyor ya. Siz de atın, hadi atın. Canım, bak her şey yoluna girecek. Sen şu suyu bir iç, sakinleş ha. Gökçe. Ya Gökçe, biliyorum bana kızgınsın ama ben Kezban abla aşkınızı kabullensin diye yaptım ben bunu. Başka bir kötü bir niyetim yoktu canım arkadaşım ya. Çok iyi yaptın, tebrik ederim. Ortada ikna edilecek bir şey de kalmadı tabii. Ama sen beni dinlemiyorsun ki. Dinlemem tabii. Dinlemezsen ben de anlatırım yine de. Bak Gökçe, Kezban abla Fatih'e gelinlik kız bakıyordu. Baktım ben de durum ciddi, olayı el atayım dedim. Fatih ancak ben evlendiririm mi dedin? Hayır ya. Ona hiç olmayacak bir kız buldum. Niye olmayacakmış? Niye olmasın ki? Fatih'in kayıp kız kardeşi mi o? Hayır, çünkü kız da evlenmek istemiyor yani o anlamda. Vallahi bana bayağı iyi anlaşıyorlar gibi geldi o gün. Ya hayır. Çünkü ikisinin de kafası aynı. İkisi de evlenmek istemiyor. Ne bileyim, aileleriyle ilgili konuşmuşlardır. Başka bir şey konuşmuşlardır. Ne bileyim ben. Aman işte tamam, Allah muhabbetlerini arttırsın. Derdimiz bu değil şimdi. Gökçe, Gökçe. Bir bak gözlerime bak benim. Bak. Ben Fatih'in gözlerinin senden başka hiç kimseyi görmeyeceğini biliyordum zaten. Yani tamam, Asena Fatih için biçilmiş bir kaftan olabilir. Ama bir amayı dinlemiyorsun. Fatih Asena'yı reddedip sana evet deyince, sana gelince dedim ki düşündüm. Kezban abla bu fikirden vazgeçer. Bir ikna olur artık, bu konuda kapanır diye düşündüm. Ben, ya benim hiç sana karşı bir kötü niyetim olur mu arkadaşım ya? Yani tamam, bu yolda doğru bir yol olmadı. Yani kabul ediyorum. Başınızda o kadar iş varken yarım aklımla ben de saçma sapan planlar kurdum. Gökçe, canım arkadaşım, ben seni üzmek istemedim ki. Çok özür dilerim. Beni affet. Tamam. Ne tamam? Madem kötü bir niyetin yoktu, affediyorum. Ya Gökçe! Biliyordum sen bana dayanamazsın. Bilirsin Kübra Hanım. O hiç kötü niyetli olur mu? Sizi kavuşturmadan durur mu? Ay canım. Ya. Canım, canım arkadaşım. Oh, çok şükür. Kız her şey böyle değişmeye başlamış. Hayırlı olsun Nalan'cığım. Ay inşallah işe yarar. İnşallah. Yani vallahi iyi mi olacak, kötü mü olacak hiç bilmiyorum. Yapıyorum işte bir şeyler, kendimce uğraşıyorum. Tabii zaman gösterecek, inşallah iyi olur. Allah'ım, ay Allah'ım. Ah İbrahim, ah Arda. Ne oldu kız? Ah, ya bu adamın başından hiç mi eksik olmaz belaya? Nazmiye ne oldu? Arda'ya ne oldu? Hah, okulda bir şey mi oldu? Kaza mı yaptı okulda? Ne oldu? Yok, yok, yok. Herkes sağ. Ben eve uğradım gelirken, İbrahim yok evde. Ay. E niye felaket tellalı gibi bir daldın içeri o zaman kızım? Yok, yok. Kaza falan yok ama olanlar olmuş. Çocuğun velayetini vermişler dedesine. Hani bizim bu rahmetli bey yeni babası var ya, Erol Ejder. Ona vermişler. Ne zaman? Nasıl olmuş ya? Ay dün gece. Mahkeme kararıyla gelmişler. Kapıya dayanmış avukat askerlerle almışlar çocuğu İbrahim'den. İyi de ben hiç duymadım. Duymazsın hemşire. İlaçları içersen öyle avuç avuç dünyayı duymazsın. İyi de mahkeme niye vermiş çocuğu babasından alıp? Ya sen yanlış anlamış olmayasın. Yok.
Arda çalışıyordu ya. Hani İbrahim'in işleri kötü gidiyordu. Çocuk da ailesine destek olsun diye herhalde. Görenler de yardım olsun diye aramışlar işte. Ya bu nasıl bir kötülük ya? Kim yapar bu kötülüğü? Ya burada herkes İbrahim'i tanır, çocuklarına gözü gibi bakar o. Pes. Bu resmen kötülük. Bunun başka bir adı yok. Kim bilir hangi uğursuz gözünün gözüne battı da gitti yetiştirdi hemen. Yok canım. Yani niye kötülük de yapsınlar? Bence bir faydası olur diye düşünmüşlerdir. Sonuçta Erol Ejder zengin bir adam. Ya olur mu Nazmiye ya? Ya bu söylediğini ancak 5 yaşındaki çocuk düşünür. Ya ben nasıl duymadım ya? Nasıl duymadım o jandarmayı? O ışıkları nasıl görmedim? Keşke yanlarında olsaydım ya. Gitseydin ne yapacaktın? Askerlerin önünde mi duracaktın? Ya giderdim, bir destek olurdum. Yanlarında olurdum. Biz yardım ederiz o zaman. Dur. Sen sakin ol. Benim avukat akrabam var. Ona sorsak, o mutlaka bize yardımcı olur. Bir şeyler söyler değil mi? Ara, hemen. Tabii ya, hemen arıyorum. Kesin bilir yani, kesin. Dava dosyasının değil ama iddianamenin fotokopisini alabilirsiniz. Aslında adresinize gönderilmiş olmalı bunlar. Yok, bana ulaşmadı öyle bir şey. Beklerseniz bir fotokopisini verebilirim. Bekliyorum, tamam. Postada mı kayboldu acaba? Kaybolmadı. Kaybettirildi. Bu kadar ileri gitmiş olabilir mi? Bahsettiğimiz kişi Erol Ejder. Oğlun babasından ayıran adam. Bunu ondan bekleyebilirsin, emin ol. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler. İyi günler efendim. İyi günler. İyi günler. Teşekkür ederim Alev. Destek olduğun için. Her zaman. Ben her zaman senin yanındayım. Bu meselede de ne gerekiyorsa yapacağım. Biliyorum endişelisin. Ama senin tam şu anda çok güçlü olman lazım. Haklısın. Sağ ol. Çocuğum şimdi ne haldedir? Nasıl korkmuştur? Niye gelip onu almadığımı anlayamıyordur. Zaten anne sevgisine mahrum büyüdü. Şefkatini göremedi. Bir de ben. Babalık yapamadım. Bunu nasıl söylersin? Sen benim tanıdığım en iyi babasın. Nasıl bir baba evladı elinden alınmışken öylece kalır? Bu daha küçücük. Onu bulamadığın her saniye umudunu kaybedecek. Ondan vazgeçtiğimi düşünecek. Arda çok akıllı bir çocuk. Senin onu almak için uğraştığını bilmez olur mu? Hem küçük deyip hafife alma. İnsan en çok küçükken anlar kimin güvenilir, kimin sevilmeye layık olduğunu. Şu anda yanında olabilseydim. Korkma diyebilseydim. Bak, gelip seni alacağım diyebilseydim. Duyurabilseydim kendimi. Yakında her şey düzelecek. Beni emretmişsiniz. Ne var ne yok camdan aşağıya atmış çocuk. Bu mu sizin mürebbiyeliğiniz? Erol Bey. Erol değil. Benim adım Erol Ejder. Kısaca Ejder Bey diyeceksin. Tabii efendim. Yalnız yaşananlar henüz taze. Arda'ya karşı biraz daha tolerantlı olursanız doğal olarak her şey tepkili. Ama zamanla bunu aşacağız. Git getir çocuğu buraya. Ejder Bey, ısrarcı olmasak üstüne gittikçe ters tepecektir bence. Sana fikrini sormadım. Getir dedim. Peki. Müzik.
önce tanışamamıştık. Şimdi tanışalım mı? Merhaba. Benim adım Nilgün. Bundan sonra sık zaman geçireceğiz Ardacığım. Dedem beni seninle ilgilenip derslerine yardımcı olmam için davet etti. Yani bir nevi okulunun dışındaki öğretmeni olacağım sayılır. Hadi benimle gel. Deden seni görmek istiyor. Bu adam benim dedem değil. Benim bir dedem var, o da evdeki. Bak Arda, çok haklısın. Sinirlenmekte, öfkelenmekte çok haklısın. Çünkü kimse sana ne istediğini sormuyor. Yapmanı istedikleri şeyi söylüyorlar. Ama sen böyle davranarak onları haklı çıkarıyorsun. Abla, ben evime gitmek istiyorum. Beni babama götürür müsün? Seni zamanı gelince babana götüreceğim. Söz veriyorum. Ama şimdilik benim dediklerimi dinlemelisin Arda. Eğer dedenle aranı iyi tutarsan bu izni çok çabuk alabilirsin. Yani dedemin sözünü dinlersem eve gidebilecek miyim? Bence denemeye değer. Yarın arayacak avukat, sana hemen haber veririm. Alev, teşekkür ederim her şey için. Sağ ol. Dikkat et. Sen de. İbrahim, duydum. Ben çok üzüldüm. Şimdi nasılsın? Nasıl olabilirim ki? Doğru. Ya biz Kezban'la konuştuk da onun bir akrabası varmış, avukat. Sana bir takım tavsiyelerde bulunacakmış. İstiyorsan bir görüşme ayarlayalım, ha? Naren, teşekkür ederim. Biz bir avukat ayarladık inşallah. Yarın gelecek. Ha, öyle mi? İyi. İyi olmuş. Arda gelecek eve. Bak, hissediyorum. İnşallah. İnşallah. Geçmiş olsun. Söyle çocuğa. Babası ona iyi terbiye vermemiş anlaşılan. Bir daha giysilerini aşağıya atarsa her gün aynı giysilerle okula gider, aynı giysilerle yatağına girer. Anlaşıldı mı? Duydun dediğini değil mi Ardacığım? O benim dedem değil. Sen benim dedem değilsin. Sen kötü birisin. Annem eğer ölmeseydi, senin beni üzdüğünü, ağlattığını görseydi senden nefret ederdi. Sustur şu terbiyesizi. Eğer böyle konuşmaya devam ederse odadan hiç çıkmama cezası alır. Senden korkmuyorum ki. Görürsün sen. Kaçacağım. Babama gideceğim. Söyle çocuğa. Babası ona bakabilseydi burada olmazdı şimdi. Babası ona bakabilseydi hastane köşelerinde ölümden dönmezdi. Babası ona bakabilseydi kapı önlerinde odun kömür taşımazdı. Anlaşıldı mı? Yani dedem olacak o Erol Ejder Arda'yı elimizden aldı. Geri de vermiyor. Ne demek vermiyor ya? Evet ya, ne demek vermiyor? Şimdi gidiyoruz. Evet gidiyoruz. Arda'yı artı yanında eşantiyon olarak Ejder Bey'in aklını alıp zatı valilerinize sunacağız. O kadar. Hadi abi. Hadi. İsmail, rodranır mısın oğlum sen? Beklesene beni. İsmail, buraya gel. Duymuyor musunuz beni? Mahkeme kararı var diyorum ya burada. Kendi başınıza işler yapmayın. Ablam doğru söylüyor. Eğer bir şey yapacaksak bile dedeme hiç fark ettirmeden yapmamız lazım. Yoksa Arda ömür boyu bir daha alamayız. Ağlıyor. Gel
bak şu arkada kalır gibi olan var, iri olan. İşte onu aldım, onu getir. Nasıl getireceksin dede? Onu sen getiremez misin? Tek başımayım. Daha hayvanları yayacağım. İşte bu kötü oldu. Ya bu başımızda zaten musibet dolanıp duruyor. Ben de onun için bir kurban keseyim dedim. Bu ihtiyar halimle onu götürmek biraz zor. Vallahi kusura bakma. Tamam, ben birini gönderirim. O alır getirir. Neyse, sana paranı vereyim. Hadi bakalım, helal. Çok sağ ol, Allah bereket versin dede. Yani koskoca insanlığın hırslarını küçücük çocuklardan çıkartması çok asici. Yani bunu bir türlü anlamıyorum ben. Haklısın. Halbuki yetişkinlerin daha aklı selim davranmasını bekliyor insan. Yani bütün bunların seninle öncesinde kalması gerekmiyor muydu? Erol Ejder Bey zamanda izin vermediği evliliğin hesabını görüyor işte. Sırf Behiye onu dinlemeyip İbrahim'le evlendiği için yapıyor bütün bunları. Ya zaten her zaman öyle olmaz mı? Yetişkin dersin ama bir şey yaparlar. Sonra da gençlerin hayatlarını mahvederler. Sen de Fatih için kalkıyorsun değil mi? Sence ben Fatih ile Gökçe'nin arasına girmekte hata mı yapıyorum? İbrahim'in yaptıklarının acısını onlardan mı çıkarıyorum acaba? Vicdanın susmuyorsa orada bir sorun vardır mutlaka. Hadi kalk gidelim. Bu gece ilk kez Arda'sız olacaklar. Onları yalnız bırakmayalım hadi. Tamam, şu ocağı kapatayım. Hadi salata da hazır. Çorbalarınızı soğutmayın. Afiyet olsun. Ama hadi, yani midenize birkaç lokma bir şey girsin değil mi? İyi. Siz yemeyin, içmeyin, cezalandırın kendinizi. O zaman Arda evet erken dönecek. Dede, yiyecek iştah mı var Allah aşkına ya? Ya evi ölü evine çevirdiniz. Ben ihtiyar bir adamım, sizi böyle gördükçe kahroluyorum. Baba tamam. Sen tamam ya. Git. Hadi kızlar. Tamam yiyorum. Hadi siz de yiyin hadi. Hadi. Dur ben açarım. Hoş geldiniz. Gelin. Merhaba. Nasıllar? İyi ki geldiniz. Gelin bakalım. Gelin. Kızlar sevdiğiniz dondalar yaptım. Elleriniz. Çıkartmayın bari. Geçin hemen geçin. Gelin. Biz de sizinle olalım dedik. İyi yaptınız. Hoş geldiniz. Artık yiyelim mi ha? Çorbalar da gelsin. Hanut bak tam sevdiğin çorbalar. Kızlar dolmayı da çok iyi yaptım. Ellerine bol bol yiyin oldu mu? Söyle çocuğa otursun yemeğe. Yemek bitmeden bu sofradan kalkılmayacak. Senin yemeğini yemeyeceğim. Sabaha kadar bu masadan kalkmak yok. O yemek yenecek.
Nilgün Hanım, söyle odasına gitsin. O ekmek yerine konacak. Akşam yemeği bitti. Sabah kahvaltıya kadar hiçbir şey yemeyecek. İsmail! İsmail! Abi, mutfak deterjan reklamı gibi tepeleme bulaşık dolu. Ne oldu, niye çağırdın? İsmail, Arda'nın alıkonulması ve Burcu yengenin gözyaşları beni çileden çıkardı. Ejder Bey, dövülecekler listeme en üst sıradan giriş yaptı. Düşün, Doktor Uğur'u haftalar sonra geride bıraktı. Ne yapacağız peki abime söyleyeyim? Şeytan diyor ki... Ne diyor abi? Bu Ejder Bey'i yamult, tamam mı? Al bunu sağlık ocağına götür, peşine de Doktor Uğur yamult böyle, anladın mı? Bir taşla iki kuş şekli, çittaks! Doğru söylüyor abime söyleyeyim. İsmail, sen şeytanın avukatı mısın yavrum? Bir enzü besmele çek. Ne dedi yengen? Denizaltı gibi sessiz ve derinden ilerleyeceğiz. Sen şu Aysu'yu ara, ablanın yerinde buluşalım onlarla. Abi Aysu'yu arayamam. Dün sinirle dedi ki, kendi başınıza iş yapmayın dedi. Sen Burcu yengemi ara. Yengeni mengeni karıştırma İsmail. Ara şu Aysu'yu. Aa! Tamam, Tuğba Paldız'ı ara. Ablanın yerine gelsinler. Sen ara abi, elim ben arayayım, elim bulaşıklı değil. Sessizlik. İstediklerini getirdim Nalan abla. Aa iyi, tamam koy oraya. Sağ ol Asil. Arda Akar Türk'ü kurtarma planımı anlatıyorum. Ben de kurtarmak istiyorum Oral. Taraklımızın kadınlarının bebelerini uyuturken umacı diye korkuttuğu Eçber Bey köyümüze zuhur etmiş durumda. Ve Arda kardeşimizi kaçırıp bizim ciğerlerimizi bağladı. Sadede gel Oral, hadi. Saadet öyle damsız girilmiyor Tuba Paldız. Lafı uzatma diyor abi. Lafı bu kusursuz planı da içine katarak burada sonlandıracağım Fatih. Pardon abi. Oral abi hadi anlat bize planını. Hadi. Planım şu. Kimliğimizi gizlemek için maskelerimizi alıyoruz. Sırtımıza da güzel bir pelerin yapıyoruz. Evin bahçesinden içeri öyle kıyır kıyır süzülüyoruz. Arda'yı alıp çıkıyoruz. Nasıl? Orhan. Olmaz. Olmaz ablacığım. Böyle plan olmaz. Yani size de Arda'ya da zarar gelebilir. Başka, başka bir şey bulmak gerek. Başka. Nalan ablacığım, benim zihnim bu kadarına el veriyor. Biraz daha zorlarsam cozacağım. Aman Oral abi, biraz daha cozlama. Tamam mı? Sakin ol. Abi. Benim aklıma minik bir plan geldi. Gayet normal İsmail. Abi geçer misin? Geç Oral, hadi anlatsın. Arda'yı hemen kaçırmayacağız. Ne yapacağız? Şimdi bu Erol Ejder buraya taşındığına göre demek ki Arda hala aynı okula gidiyor. Ebrar Koç. Burada. Hamza Gülmüş. Burada. Arda Akartürk. Burada. Olmaz. Ne oldu? Niye herkes cıklıyor? Arda için gerekirse bıyığımı keserim. Kökü bende ne de olsa abime söyleyeyim. Niye olmuyormuş? Ha, tek fark bıyık sanki. Neyse, neyse. Sen geç, sıra bende. Benim daha iyi bir fikrim var. Dinleyin şimdi. Kamuflajlarımızı giyiyoruz. Erol Ejder'in geçeceği yere gidiyoruz. Ondan sonra arabayı bekliyoruz. Elimizde sopalar. Tam onlar geldiği sırada sopalarla dalıyoruz, Arda'yı alıp çıkıyoruz. Kurt 54'ten kara kartala. Kurt 54'ten kara kartala. Hedef yaklaşıyor. Kara Kartal'dan Kurt 54'e. Hedef açık ve net 5-5. Gece mavisi.
Arda'yı ver. Burası Taraklı. Buradan çıkış yok. Allah! İyiydi. Ya kusura bakmayın ama planlarınızı beğenmedim. Çekil Fatih. Şimdi size plandan değil, yapacağımız şeyden bahsedeceğim. Durum şu arkadaşlar. Beni iyi dinleyin. Hah! İşte, işte budur. Aferin, aferin Asil sana. Plan budur, budur. Oldu bu iş. Asil sen ne yaptın kardeş ya öyle iki dakikada film şekli? İyi de nasıl yapacağız öyle gündüz gözüyle? Ortada lamba gibi olacağız. Doğru diyor. Geceyi beklememiz lazım. Ne yapacağız ortaya söyleyeyim? Bekleyeceğiz. Telefon çalıyor. Faik dedem? Tabii tabii geliyoruz. Geliyoruz tamam. Üçümüzü çağırıyor abi. Öyle. Ha? Ben kurbanlık koyunumu seçtim. Çoban size gösterir. Onu alıp bizim eve getireceksiniz. Tamam mı? Hadi ben gidiyorum. Gitti. Tamam. Faik dede de. Ey cemaati müslümin. Dünyada mekan, ahirette iman demişler değil mi? Peki. Sorarım size. Nedir bu mekan? Nedir? Ya nedir? Mezar. Evet mezar. Aha, işte mezar. Bu da tapusu. Bakın siz de bilirsiniz ki bu dünyada toprağın altına girmeden öte tarafa geçiş yok. O yüzden de Yaşar Emlak size çok güzel, harika bir hizmet sundu ve mezar yeri satışlarını başlattı. Gel vatandaş. Dedeni sevindir, neneni sevindir, kayınvalideni sevindir. Böyle bir hizmet gelmemiştir, koşmat ol. Yaşar, ne yapıyorsun sen caminin önünde? Sevgili cemaat, lütfen hadi siz de dağılın. Ya bir dakika hoca efendi, sen de ne bağırıyorsun hemen ya? Ben esasına bakacak olursam burada sana hizmet etmeye çalışıyorum. Bana mı? Tabii. Ya diyelim sen şimdi Meftan'ın namazını kıldın. He? Nereye götüreceksin? Mezara götürmeyeceksin. Evet. Evet. Şimdi ben bu mezar yerini satmasam sen Meftah'ı nereye defnedeceksin? Vallahi billahi kucağında kalır, sokak sokak gezmek zorunda kalın ya. Yaşar, yürü git. İnsanın asabını bozma. Yeri değil burası. İn aşağı. Yap. Ya hoca efendi bırak sen de taktı kafayı bana ya. Yaşar, in aşağı. Ya hoca efendi Allah aşkına ya. Sevgi cemaat, hadi siz de dağılın. Hadi. Mehmet abi, Mustafa abi. Yani siz gidelim, şöyle bir çay içelim ya. Sizinle çok özel bir şey konuşmam lazım. Yaşar! Ya neydi? Karışma ya! Allah'ım sen bu Yaşar Kuhn'a akıl fikir ver. Gene kene gibi yapışmış adama. İbrahim hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Sağ ol. Bir çay ikram edeyim size. Olur. Hadi açar git. Nasılsın İbrahim? Nasıl olayım? İyi olmaya çalışıyorum. İyi olacaksın. Her şey düzelecek. Şu avukatla bir konuşalım. Ben avukat akrabamı aradım. O da teşekkürler ama gerek kalmadı. Biz zaten buraya bir avukatla konuşmak için geldik. Geçen gün konağa avukat bir müşterim gelmişti. Onunla irtibat kurdum. Bugün o gelecek. Fırsatı buldun. İbrahim ağzının içine al işte böyle değil mi? Efendim? Ben müsaadenizi isteyeyim. Siz avukatla görüşeceksiniz ya. Ben fazlalık etmeyeyim. Estağfurullah. Estağfurullah. Kolay gelsin.
Güzel oğlum, çalan oldu. Sağ ol Can. Ay. Bu ne ya? Bu kadarcık mı bu? Ay, ne acı kahve bu be. Bu kadar. O zaman bunun içine böyle sütü dolduracaksın. Yani. Ama neyse ne. Varsa meraklısı gelsin sizin. Huhu. Gel, hoş geldin. Kahveler ikiyorsun Nalan'cığım. Yok yok, biz bundan içmeyelim. Anam babam usul. Türk kahvesi yapayım ben. Tamam, benimkisi az şekerli olsun. Tamam. Havalar da soğuyacakmış ya. Kar geliyor diyorlar. Şu fırsatçı kadının yaptıklarını görüyor musun? Kimden bahsediyorsun? Kimden olacak? Şu Alev denen baş belasından. Ne olmuş ki? Ay daha ne olsun? Ay bütün gün İbrahim'in etrafında dolandı durdu. İbrahim! Aman İbrahim, aman İbrahim. Bırak ya, boş ver. Ya o da yardımcı olmaya çalışıyor işte. Yapsın. Ya adamın gözüne girmeye çalışıyor. Mağduriyetinden istifade ediyor canım. Yok yok, hiç sanma. Ya küçük bir çocuk söz konusuysa yapmaz öyle bir şey. Yok. Aa, Nalan sen bak bakayım suratına. Yok, senin dengen iyice bozuldu. E tamam, sana kendini geri çek dedik de... Kediye ciğeri teslim et demedik canım. Kezbancığım, bak ben de hiç haz etmiyorum Alev'den ama... yani İbrahim için bir şeyler yapıyorsa önünde de durma. Hem... yani keşke ben de bir şeyler yapabilseydim İbrahim için. Hadi. Ver, ver. Fincanı ver hadi. Hadi kaynadı, 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 taşıyor. Hadi, hadi. İnanamıyorum sana, gerçekten inanamıyorum. Hadi bak, hop. Oh, 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 dur yanma. Hadi. Ay, kek de yaptım, koyuyorum. Hadi gelin. Tamam, tamam, gidiyorum. Alev Hanım. İlhami Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İbrahim Bey, İlhami Bey. Hoş geldiniz. Merhaba. Helmut Bey, yakın dostumuz. Buranın sahibi kendisi. Memnun oldum. Merhaba. Buyurun, şöyle gelin. Buyurun, buyurun. Çay içer misiniz? Olur, alırım. Affedersiniz. Pansiyondan arıyorlar. Alo, efendim Ali Bey. Denetime mi geldiler? Belediyeden mi? Niye gelmişler ki? Anladım. Tamam, geleceğim ben. Pansiyona denetime gelmişler. Neden anlamadım. Oral'la İsmail de izinli bugün. Ali Usta yalnız. Sen bizi merak etme. Git işlerini hallet. Kusura bakmayın, ne olur. Sorun değil Alev Hanım. Biz İbrahim Bey'le konuşup anlaşırız. Tabii tabii. Ben ararım seni İbrahim. Görüşürüz. İbrahim Bey, Alev Hanım telefonda iddianamenin fotokopisini aldık demişti. Evet, evet. Buyurun. Şunu bir okuyayım. Sonra da siz bana her şeyi en başından anlatın. Tabii. Gitmeden sizden bir de vekaletname almam gerekecek. Elbette. Onun haricinde yapmam gereken bir şey var mı? Henüz dava dosyasını okumadım. Ama Alev Hanım'ın anlattığı kadarıyla sanırım şu anda bir işiniz yok. Maalesef. Kazadan beri elim böyle. Çalışamadım, evet. Yani ilk etapta işinizin devamı bizim için çok önemli. Yani bir işiniz, sabit bir geliriniz olursa bu bizim için çok büyük avantaj olacak. Sonuçta oğlunuz maddi durumumuzun kötü olduğunu öğrendiği için böyle bir şeye kalkışmış. Maalesef öyle oldu. Ayrıca dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden birisi Ejder Bey'den uzak durmak. Bu konuda yapabileceğiniz en küçük bir hata oğlunuzun velayetini almanızı zorlaştırır.
Pansiyon için yaptığınız şikayet işe yaradı. Belediye göz açtırmıyor. Şimdi denetlemeye gittiler. İbrahim'e destek veren kim varsa tek tek araştırın. Hepsine kan kusturmamız lazım. Öyle ki ona selam vermeye bile çekinsinler. Ha bir de şu İbrahim'in çalıştığı fabrikanın patronu. Onunla da bir konuş. Mahkemede onun da tanıklık etmesini istiyorum. Peki efendim. O yanlış merdivenlerine tekrar baktırın, tamam mı? Merhabalar. Merhaba, Alev Hanım değil mi? Evet, ben. Özür dilerim, haberim yoktu. Acaba bu uygulamanın özel bir nedeni var mı? Hayır, rutin bir uygulama. Alev Hanım, bir de mutfağı kontrol etmemiz gerekiyor. Müsaadenizle. Tabii. Tabii, buyurun bu taraftan. İsmail! Ah, ah İsmail ah ya. Ah İsmail ya. Ya bu ne inat koynuma söyleyeyim? Ben İsmail, bir dakika sakin ol, ben bunu karşıma alıp bir adam gibi konuşayım değil mi çocukla? Konuş abi. Şahmi dinle lan. Şişt. Bana bak koyun kardeş. Biz seni 5 dakika önce koyunların arasından almadık mı lan? Sende keçi inadı var. Zira bu inat sadece keçilerde olur. Şimdi efendi gibi yürüyeceğiz buradan, tamam mı? Çiğitex. Abi anladı. Anladı. Tabii oğlum, benim hayvanlarla iletişimim çok kuvvetlidir. Bir dakika Fatih. Abi. Fatih bir dakika. Bedek bak görüyor musun? Çocuğa neler yapıyor bak. Abi. Çocuğa neler? Hareket yapma İsmail'le. Hareket yapma İsmail'le. Bir dakika. Oğlum ben bunu karşıma alıp insan gibi konuşmadım mı? Tamam abi konuştun. Abi benim... Bir dakika ya. Ya bir dakika ya. İş mi koyuyorsun lan sen bize? Ya şunu sağ salim götürelim. Faik'te de canımızı okuyacak. Bak dur ne olur. İsmail şunu kucağına al da arabaya götür hadi. Hadi Allah aşkına al al. Bismillah. Ah. Bak bir de bana bakıyor ya. Abi sen korktu. Bak bir de bana bakıyor ya. Fatih. Korktu ondan abi. Gel. Gel sakin gel yavaş. Hareket yapma. Tamam. Hareket yapma. Aferin İsmail. Koyunu bana yaklaştırmayarak bir nevi can borcumuzu ödemiş olduk. Koyuna bir şey olsaydı ben seni gördüm abi mesela. Vallahi Faik dedi bizi bastonla kesip tarihe geçerdi. Abi. Biraz şu camı açsak ya. Kokudan öleceğiz ha. Aynen Fatih şu camı mama aç. Mahvolduk ya. Vallahi patlayacağız diye korkuyorum ha. Abi çok kötü hakikaten ya. Ah şurada çeşme var duralım mı? Bir elimizi yüzümüzü yıkarız. Dur dur ağzım yüzüm birbirine girdi ya. Şurada bir ağzımıza yüzümüze su çarpalım ya. Bu ne koku kardeş ya? Oh. Ay. İsmail. Kapı açık, koyun filerde şekli. Koşun yakalayalım. Allah! Koş! Koş! İsmail! İsmail, oğlum yakala lan! Dur orada dur! Gel, gel! Eyvah Faik dede. Efendim dedem. Getirdiniz mi koyunu keratala? Yeni alıyoruz, bir saate getiriyoruz dedem. Ne bir saati Fatih? Ne deseydim abi? Allah Allah. İsmail kapıyı açık bıraktı, koyun kaçtı mı deseydim? Ne deseydim? Tamam tamam. Tartışmayalım. Gidelim şu koyunu bulalım.
Allah'ım! Abi! Abi! Ya! Çoban abi! Abi neredesin ya? Oral abi! Bana bak köpek kardeş, aşağı inersek çok fena olur ha. Abi aşağı inmeyeceğiz değil mi? Yok oğlum, ben buna gözdağı veriyorum ya. Aşağı inersek paramparça eder bu bizi. Çoban kardeş! Abi! İsmail! Ya abi, yandık biz ya. Biz bu köpek varken o koyunun içine nasıl gideceğiz? Hadi gittik, bizimkini nereden bulacağız? Cheetex. Çin şekli yapacağız. O ne abi? Şimdi İsmail'cim şöyle, Çinli aileler okul çıkışlarında yavrularını beklerken ilk gördüklerinde evladım diye sarılırlar. Çünkü hepsi çekik gözlü olduğundan birbirine benziyorlar. Biz de bu yöntemi uygulayacağız. Abi işte biz o bir koyunu nasıl alacağız? İsmail sen hiç abimin neden bıyıkları var diye düşündün mü? Yok. Çünkü en kral filozoflar bıyıklı olurlar. Şimdi şöyle yapacağız. Arazide tek kişilik derin bir çukur kazacağız. Koyunların kaçmasındaki tek sebep sen olduğundan o çukura da sen gireceksin İsmail. Yok ya, ben sevmedim bu çukur fikrini. Sus İsmail. Biz de sürüyü Fatih'le çukura doğru kovalayacağız. Sen de o çukurdan koyunları geçerken bir tanesinin bacağından tutup şak kadına aşağı çekeceksin. Plan bu. Hadi. Hadi gidiyoruz. İsmail sen benim önüme doğru geç. Kendimizi kollayarak. Kendimizi sen benim arkama doğru geç. Kendimizi kollayarak tek sıra halinde. Tek bu tarafa. Bu taraf daha güvenli. Tüy tütü kız. Tüy tütü kız. Sen arkama doğru geç benim. Ben hepinizi kurtaracağım. Tüy tütü kız. Kış. Var mı? Bir ses geliyor mu? Yok abi. Yürü. Panter içinde kaldım ha. Al şunu Fatih. Hadi İsmail. Hadi yavrum gel şuraya. Hadi hadi. Hadi. İsmail hadi yavrum. Gel. Gel abisinin gülü gel. Gel koçum benim. Gel, gel aslan parçam. Fatih al beni. Gel abi. Dur bir dakika. İsmail elini şöyle yap. Gel abi. İsmail, boy ver bakayım, boy ver. Ver, ver, ver. Öyle iyi mi? Biraz daha çök, biraz daha çök. Çök, çök, çök. İsmail, şu kaskı tak da başına darbe falan gelmesin. Tamam abi. Duymuyorum. Hadi be. Ne? Fatih, köpek üstümüze saldırmasın diye sürüyü uzaktan kumanda edeceğiz. Ne yapacağız? Gürültü yapacağız. Abi, işe yaradı vallahi. Bak İsmail'in oraya gidiyorlar. İsmail'in üstünden geçtiler. Allah! Kaç! Kaç! Abi! Abi! Gel, gel, gel! Kaç! Kaç! Fatih koş. Hadi abi. Fatih koş. İsmail! Kalkın gidiyoruz. Kız nereye?
kardeşimizi görmeye. Sana sağlık ocağında ilaç mı içirttiler Burcu? Ya ben ciddiyim. Madem Erol Ejder'de de Taraklı'da, Arda da okulundadır. Doğru vallahi. Dedem yollamamıştır okula onu. Dedem Arda'yı eğitimden geri bırakmayacak kadar kurnazdır Gökçe. Vallahi da doğru söylüyor ya. Kalkın, çabuk haydi. Vallahi ama bakın İsmail de söylediydi Arda'yı okulda görürüz diye. Dertimiz bu mu abla? Kız acaba bu çocuğun kafası biraz çalışıyor mu? Yok be öyle değil. Hani bir çocuk oluyor böyle akılsız. Sonra bunun aklı başına geliyor, ortalıkta filozof gibi dolaşıyor. Ay abla, hadi çantalarınızı da alın. Gökçe al çantanı. Dur bekle. Abi. İsmail ne oldu sana yavrum? Abi bana yazık ettiler. Koyun diye köpeği içeri çekmiş. Her taraf bozuldu. Gel, gel, gel. Gel. Gazla Fatih, gazla. Sağlık ocağına mı abi? Maalesef. Abi, makarna süzgecine çevirdiler beni. Tamam İsmail, merak etme. Ben seni doktora yetiştireceğim şimdi. Normal şartlar altında doktora uğra götürmem ben seni ama elimiz mahkum. Tamam koçum, tamam aslanım. Hadi Fatih, hadi Fatih. Tamam abi. Siz bu evrakı hazır edin. Yarın tekrar görüşelim. Bu arada söylediklerimi unutmayın. En ufak bir hata sizi çocuğunuzdan ayırabilir. Elbette. Azami dikkat göstereceğiz. Ben de bu sırada karşı argümanları hazırlayacağım. Bunun için biraz zamana ihtiyacım olacak. Eski kayınpederinizin açığını bulmak kolay olmayacak. Onu gerçekten tanısanız bir çocuğun asla onunla kalmaması gerektiğini anlarsınız. İşte bize bunun ispatı gerekiyor. Peki son olarak Mebla'yı konuşmadık. İbrahim Bey, siz de takdir edersiniz ki bu kazanılması zor bir dava. Sıkı bir araştırma ve takip süreci olacak. Ancak ortak dostumuz Alev Hanım'ın hatırı için ben sizden sadece masrafları talep edeceğim. Ben size ve Alev Hanım'a nasıl teşekkür edeceğimi bilmiyorum. Alev Hanım gerçekten iyi bir insan. O nedenle şimdilik 5000 talep edeceğim sizden. Tabii. Davanın gidişatına göre bilahare görüşürüz. Siz nasıl uygun görürseniz. Müsaadenizle. Ben de eşlik edeyim size. Buyurun. Hem... Kızlar! Kızlar! Allah, nerede bunlar ya? Kızlar! Çıktın mı? Ne oldu? Yok. Sen nerede kaldın? Zil çaldı çalacak. Geldim işte. Tamam. Bu ne Burcu? Cips mi aldın çocuğa? Senin Allah iyiliğini versin. At çöpe. Abla ya biz çocuğa abur cubur mu yediriyoruz? De git çabucak. Evet abla. Ya ne bileyim ben mutlu olsun diye. Sen ne almışsın Gökçe Hanım? Bisküvi. Ne var? Bisküvi o kadar da zararlı bir şey değil ki. Ya Gökçe bacım sen onun içinde ne kadar şeker var biliyor musun? Bu ne? 4 tane çikolata almışsın. Bir de bana diyor şeker var diye. Çikolata farklı abla ya.
Ben Arda için aldım. Çocuk mahvoldu. Canan Karatay bu çocuğu böyle beslediğimizi görse Arda'nın suratını bir daha hayatta göremeyiz, biliyor musunuz? Arda'yı geçtim. Kötü çocuk büyütmekten hepinizi alırlar benim elimden. Bizi bizden alırlar be. Tamam. Dikkat edelim bundan sonra o zaman, tamam mı? O ne abla? Köfte. Abla, buna boylu boyunca Arda'nın ta kendisi sığar. Nasıl yiyecek çocuk bunu? Kız o Nemrut dedem iki lokma mı koymuştur çocuğun boğazına? Bol bol yesin diye şey diyordum yani. Heh, Arda'yı göreceğiz. Biri çaldı. Yok değil. Heh. Nerede bu? Nerede? Nerede? Arda nerede? Dur gelir şimdi. Hamza geliyor. Arda. Kız Ayşe. Hamza. Kız Ayşe, Arda'yı gördün mü? Sınıfta yok. Arda nerede? Yok, sınıfta yok. Belki de babaya gitmiştir. Jeremy'ye çıktı mı? Görmedim. Yok tamam. Arda nerede ya? 15 dakika oldu, yok ortada bak. Hah. Hocam, iyi günler, merhaba. Merhaba kızlar. Hocam, biz Arda'yı göremedik. Olup bitenden haberim var kızlar. Çok üzüldüm, inanın. İbrahim Bey çok değerli bir insan. Mükemmel bir baba. Böyle bir şey hak etmiyor. Şey, peki Arda nerede? Maalesef kızlar. Dediğiniz okul yönetimiyle görüşmüş. Çocuğun akrabaları tarafından kaçırılma riskine karşı özel arabayla okulun arka bahçesinden almak için izin çıkartmış. Zaten iki gündür izinde. Neyse, görüşmek üzere. Yuh ya! Görüyor musun? Görüyor musunuz şunun yaptığını? Ben bakarım. Hayırdır çocuklar? İbrahim abi, gece gece rahatsız ettik. Faik dedenin emaneti vardı da. Ne emaneti bunlar? Et siparişleri vardı da İbrahim abim. Ne? Baba. Neydi bu? Nedir bu poşetler böyle? Nerede benim kurbanlığım? Faik dedem, biliyorsunuz ki koyunun gamsızı kasabın bıçağını yalarmış. Boncuk ismini verdiğimiz koyunumuz Taraklı sınırlarına girer girmez kendini sizin için kurban etti. Etlerini size, derisini de Türk Hava Yolları'na bağışladı. Çiğtex. Bırak bu saçma sapan sözleri. Benim kurbanlığı kestirin demedim. Eve getirin dedim. Dedeciğim, tam... Asil'in planı uyguluyoruz. Kardeşinize kavuşmanıza damak kaldı. Evet dedem, aynen öyle oldu. Hatta koyunumuz... Bu ne? Benim kucağımda... Ay! Faik dedemi yormayın diyerekten de öyle bir... Nerede benim kurbanlığım? Baba tamam, gel kurbanı içeride konuşuruz. Ne kurbanıymış bu? Hadi hadi baba. İyi hadi. Sağ ol. Alev Hanım'dan iki avans aldık da 5 kilo et aldık Fatih. Vallahi be. Hadi gidelim, aklım çıktı, ne dediğimi bilmedim ya. Yorma ya, ne abi ya. Ne bileyim oğlum ya. Baba neden bana söylemedin? Torunum ölüm tehlikesi geçirmiş, kurban kesmek istedim. Sana mı soracaktım? Parayı nereden buldun peki? Biraz birikimim vardı. Baba sen o birikiminle kendine mezar yeri aldın. Gerçi o da ayrı bir mesele ya. Mezar yerini sattım. Ne var yani? Ne?
Baba niye yaptın böyle bir şeyi? Sen beni erken vakitte gömmeye niyetlisin herhalde. Tövbe estağfurullah. O nasıl söz baba? Ya işte kalbim teklediği zaman bir an duygusallığa kapıldım. Gittim bir mezar yeri satın aldım. Ben de erken ölecek bir göz var mı? Öyle sözler söyleme baba. Allah ömrünü ömür katsın. Amin. Ben çıkayım. Nereye gideceksin? Settar babanın yanına. Hadi. Başlıyoruz beyler. Efendim. Ejder Bey mi? Evet benim. Ejder Bey, sizinle İbrahim hakkında konuşmak istiyorum. Ne söyleyeceksen telefonda söyle. Ejder Bey, bunlar telefonda konuşulacak konular değil. Bu Taraklı'da İbrahim'den en çok çeken kişi benim. Daha geçen gün evimi yaktı ya. Nefret ediyorum ondan. Eğer tepedeki konağa gelirseniz size işinize yarayacak bilgiler verebilirim Ejder Bey. Tamam, geliyorum. İyi akşamlar. Ejder Bey burada mıydı acaba? Maalesef çıktı. Kendisine bir kargo vardı da. Ben alayım.
Kargo biraz ağır da biz getirelim içeri. Elden ele nakliyat şekli. Buyurun içeri. Şöyle bırakabilirsiniz. Şuraya bir imza alacaktım. İyi akşamlar. Yukarıda o adam var. Deden mi neymiş? Sen merak etme. Biz o işi hallettik. Bir şey daha soracağım gitmeden önce. Suratına ne oldu? Neyse boş ver. Sessiz. Beni takip et. Tamam, tamam. Biz az önce yanlış kargoyu teslim etmişiz de onu geri alabilir miyiz acaba? Tabii tabii. Bu da sizin mektubunuz. Biraz büyük bir yanlışlık olmuş da. Şimdi belli ki dede Arda'nın yüzünü bile göstermeyecek bize. Merak etmeyin, ben şimdi bulacağım bir yolunu. Abla, sen yine neyin peşindesin acaba? Ha? Abla sen ciddi misin ya? Tamam. Şimdi daha önce size anlatılan bütün planları bir unutun.
Çünkü o beceriksizlerin bir şey yapamayacağını ben zaten biliyordum. Hı, plan bu mu şimdi? Dur dinle. Şimdi kızlar, dedeme gidip diyeceğiz ki, dede biz senin velayetine geçmek istiyoruz. Dedem buna çok memnun olacak. Doğru. Doğru vallahi. Babamı vurmak için 4 kurşun birden. Dur, dinle. Dedemin evine yerleşilecek. Sonra siz hastalanacaksınız. Sonra bazı sağlık problemleri. Bunun için tabii ufak bir zehir kullanmamız gerekecek. Burcu yavrum, sen onu sağlık ocağından getirirsin. Sonra diyeceğiz ki dedem bize bakamıyor. Hakim de bizi babamıza verecek. Evet. Biz zehirlenip hasta oluyoruz. Peki sen bu planın neresindesin abla? Ben şimdi o kadar hasta olunca size bakıyor olacağım. Bırak ya, Allah 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 ya. Artık ne yapacağımı gerçekten bilemiyorum. Abla. Çok çaresizim. Yapma ne olursun. Bak sen de bunu dersen ne yapacağız biz? Hadi. Çok çaresizim artık. Tamam tamam, babam geldi galiba. Hadi. Kız uzunluğu toparlanın. Adam bizi böyle görmesin. ...için kendimi zor tutuyorum. Öfkeden yanıyorum baba. Bana bir yol göster. Allah aşkına. Sabredeceksin İbrahim. Ne yapalım? Sabırla koruk elva olur. Ateşe tahammül edeceksin. Evlat hasretine nasıl dayanır ki baba? Nasıl dayanırım baba? Hemen şuracıkta, yanı başımda. Elim uzatsam dokunurum. Ama ne dokunabiliyorum? Ne görebiliyorum? İbrahim, çok şükür Arda hasta değil. Sağlığı sıhhati yerinde. Nerede olduğu belli. Aç değil, açıkta değil. Nerede yattığı, nerede kalktığı belli. Elimi uzatsam neredeyse dokunacağım diyorsun. Ya çok uzağında olsaydı? Burada şükretmek lazım. Hem de çok şükretmek lazım. Bak. Yakup aleyhisselam. Hazreti Yusuf'un babası. O da çok üzüldü. Çok gözyaşı döktü. Ama sabretti. Dedi ki duasında, bana düşen artık güzel bir sabırdır. O her şeyi hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibi odur. Ben tasa ve üzüntümü yalnızca Allah'a arz ederim. Öyle dua etti. Eyvallah baba. Efendim kızım. Baba! Baba koş! Arda geldi! Baba Arda evde, koş! Ne? Baba. Bana destur baba. Eve gitmem lazım. Arda!
sen? İyi misin? Çok iyiyim. Siz ne yaptınız? Kaçırdık. Çocuğu getirdiler. Şu an içeride. Babası da şimdi geldi. Tamam, ayrılabiliriz. Alo. Ben Erol Ejder. Bir ihbarda bulunacaktım. Arda Akartürk'ün burada olduğuna dair ihbar aldık. Girin oğlum içeri. Kaçıp eve gelmiş. Elinden tutup buraya getirdim. Ejder Bey'e haber verir misiniz lütfen?